Değerli arkadaşlarım, tekrardan merhabalar. Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde Erzurum ve Sivas kongreleriyle derslerimize devam ediyoruz. Sinan, ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyim, sağ ol. Var mı sıkıntı? Tekliyor mu vallahi gene? Aradım. Az üstü zıkkımı, az iç, az. Ben de yani aynıyız da. Sen? Ben çok iyiyim. İyisin değil mi? Ben biraz rahatsızım. İyi, hadi bakalım inşallah. Nasılsın? Elhamdülillah, çalışıyoruz. Çalışan Allah da sever, patron da, her zaman söylerim. Şimdi, hatırlayalım, Mustafa Kemal Erzurum Kongresi öncesi 7 ve 8 Temmuz'a bağlayan gece istifa etmişti. Ve sivil olarak ilk defa bir kongreye katılacak. Hangi kongreye? Evet. Erzurum Kongresi'ne katılacak. Bu arada dikkat, Erzurum Kongresi'ne Mustafa Kemal'i davet eden Kazım Karabekir. İstifa etmesine rağmen paşam ordumla beraber emrinizdeyiz diyerek resmen ona bir güven verdi. Bu güvenle beraber Mustafa Kemal de Erzurum Kongresi'ne katılacak. Şimdi Erzurum Kongresi normalde 10 Temmuz'da yapılacaktı ama güvenlik endişesi ve Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti üyelerinin biraz da Erzurum'a geç gelmesi sebebiyle 24 Temmuz alındı ve 24 Temmuz günü de Erzurum Kongresi açıldı. Başlarda Mustafa Kemal ile Rauf Orbay delegedir. Sonra ise bunlardan Mustafa Kemal, Kazım Karabekir'in kongre başkanlığından çekilmesiyle beraber yeni kongre başkanı kim oluyor? Mustafa Kemal oluyor. Mustafa Kemal sivil olarak katılmış olduğu ilk çalışma olan Erzurum Kongresi'nin şu an itibariyle başkan olmuştur. Toplanış amacı bakımından bölgesel. Bölgeyle ilgili karar alınacak ama alınan kararlardan bazıları sadece bölgeyi değil tüm vatanı ilgilendiriyor. Eğer bir şey bölgesel olmayıp tüm vatanı ilgilendiriyorsa biz buna ulusal diyoruz değerli arkadaşlarım. Yaklaşık 60 delege katıldı. Bu kongreyi düzenleyen iki yararlı büyük cemiyet vardır. Biri Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti, diğeri Şark Vilayetleri Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Yani diğer adıyla Doğu Anadolu Müdafaa'yı Hukuk Cemiyeti'dir. Önce Erzurum Kongresi ile ilgili şunları bir yazalım isterseniz. Bir başka atayım ben buraya. C. Erzurum Kongresi. Bu arada en fazla sınav sorusunun geldiği kongredir. Yani Erzurum'dan mı daha fazla soru geldi, Sivas'tan mı diye sor. Cevap ne? Erzurum. Tabi bu Sivas'tan gelmeyeceği anlamına taşımaz. Bizim için hepsinin değeri aynı. Erzurum Kongresi'ne şöyle yazan değerli arkadaşlar. Önce diyelim ki Mustafa Kemal ve Rauf Orbay katıldılar. Başkanlığını Mustafa Kemal yaptı. Başkanlığını Mustafa Kemal yaptı. 63 delege katıldı. Bölgesel bir kongredir. Aldığı kararlar açısından nedir? Açısından ulusaldır. Doğru mu hocam? Evet, şimdi Erzurum Kongresi'ni düzenleyen iki yararlı cemiyet de yazalım. Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti ve Şark Vilayetleri Müdafaa Hukuk Cemiyeti düzenlemiştir. Düzenlemiştir. Bu arada şunu da söyleyelim, Erzurum Kongresi'nin kararları gerçekten ama gerçekten çok önemli. Çünkü Amasya Genelgesi'nde bir yordam belirlendi ama Erzurum'da artık kararlar alınıyor. Ne demek istiyorum? Amasya Genelgesi'nde bazı kararlar alındı ya, bunların çoğu nerede uygulanmaya başlayacak? Erzurum'da. Dikkat! Erzurum'da alınan kararların birçoğu nerede uygulanacak? Sivas'ta. Demek ki bu kongre... Ya bir kongrede işi bitirseydik niye iki tane kongre yapalım? Bir genelgede iş bitseydi niye ikinci genelgeyi yayınlayalım? Mantığa böyle bakın. Bir şeyleri tamamlamak amacıyla zaten yapılıyor bunlar. Dikkat! Erzurum Kongresi'nin kararları sınav sorunuz olabilir. O yüzden bizler de bu kararları dikkatli bir şekilde ve anlayarak yapacağız. Öyle üstünkörü ezberleme yöntemi yok. Hazır mıyız? Evet. Çok güzel. En sonunda ne yapacağız biliyor musunuz? Havza, Amasya, Erzurum, Sivas var ya, hepsi bittikten sonra. Ben size bir sözlü yapacağım. Bir karar söyleyeceğim. Siz bunu Havza mı, Amasya mı, Erzurum mu, Sivas mı? Hatta Havza'yı katmam. Erzurum, Sivas ve Amasya Genelgesi. Bu üçünden birinde olup olmadığını söyleyeceksiniz. Ancak mantıken en fazla karar nerede alınmış diye sorarsan Erzurum. Mantıken de o üç sorunun ikisindeki cevap gene ne oluyor? Erzurum olacak. Şimdi kararlarına başlayalım. Bir diyelim. Değerli arkadaşlar, normalde toplanış amacı bakımından bölgeseldi. Niye? Bölgede bir Ermeni devleti kurmak isteniyor. Trabzonlular ise gelme sebebi bölgede bir Rum devletinin kurulmasını engellemektir.
Dikkat edelim. Burada alınan karar çok kıymetli. Birinci karar ileride de başka bir yerde de aynen kabul edilecek. Önce kararı yazalım. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez veya parçalanamaz. Bütündür, parçalanamaz. Dikkat. Hocam, normalde bölgesel toplanan bir kongrede ne derlerdi biliyor musunuz? Erzurum bir bütündür, parçalanamaz. Trabzon bir bütündür, Rumlara verilemez. Böyle normalde kararın böyle olması lazım. Ama bakın dikkat edelim. Ulusal sınır içinde vatan bir bütündür, bölünemez. O zaman ilk defa neyden bahsedilmiş oldu? İlk defa ulusal sınırlardan bahsedildi. O zaman bunun yorum kısmına ne diyoruz? İlk defa ulusal neyden bahsedilmiştir? Sınırlardan bahsedildi. Doğru mu Sinan? Evet. Peki bir şey daha söyleyelim. İlk defa ulusal sınırlardan bahsedildiğine göre bu kararın aynısı ileride de ulusal sınır anlamına gelen ve Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edilecek olan Misak-ı Milli denilen belgenin de ilk maddesidir. O zaman dikkat. İlk defa sınırlardan Erzurum'da bahsedildi. Bir, iki, bu kararın aynısı ileride de Misak-ı Milli belgesinde de yer alacak. İleride Misak-ı Milli'yi işlediğimiz zaman bunu aynen yazacağız. İkinci yorum neymiş? İleride nerede yayınlandı? Misak-ı Milli belgesinde yer almıştı. Milli'de de yer aldı. Bu birinci madde. Var mı sıkıntısı olan? Gelelim ikinci maddeye. Madde 2. Diyoruz ki değerli arkadaşlar, biliyorsun yıllardan beri bizlere mandacılık diye bir şey yutturulmaya çalışıyor. Sanki mandacılık iyi bir şey. Amerika gelecek, İngiltere gelecek, bize yardım edecek, bize destek verecek. Bizi bu savaş ortamından ve yoksulluktan kurtaracak zannedilen ve halka da öyle anlatılan mandacılık ilk defa nerede reddedilmiştir? Evet. Direkt sınav sorusudur. Manda ve himaye ilk defa nerede reddedildi? Nere? Erzurum. O zaman bizler de yazalım. Diyoruz ki manda ve himaye reddedilmiştir. O zaman ilk defa nerede reddediliyor? Erzurum'da reddediliyor. Burada bir şey daha yapacağım. İlk defa reddedilen manda himaye ileride tekrardan sorun haline gelecek ve tekrardan sorun hale gelince bundan sonraki kongre olan Sivas'ta da tartışma konusu olacak. Ama Sivas'ta alınan bir karar gereği de bir daha hiçbir genelge ve kongrenin gündemine girmeyecek. O zaman ilk defa demekle kesin olarak demek aynı şey değil. O zaman dikkat. Sana sınavda manda himaye ilk defa nerede reddedildilerse Erzurum. Ama kesin olarak nerede reddedildilerse Sivas diyeceksin. O zaman bizler de şunu da yazalım. Bir yorum yapalım. Kesin olarak ise nerede reddediliyor? Sivas Kongresi'nde reddedilmiş. Değil mi? Dışarıdan Amerika tarafından İngiltere. O zaman bu dış politikaya yönelik bir alınan karardır. Onu da bileceğiz. Onun ikinci yorumu da yapalım. Dış politika ile ilgili alınmış bir karardır. Alınmış bir karardır. Evet. Gelelim üçüncü maddeye. Bakalım üçüncü madde ne olacak kıymetli dostlar. Diyoruz ki değerli arkadaşlarım. Üçüncü maddede bu arada şunu da söyleyeyim. Manda ve himaye kabul edilemez ve ikinci madde olan bu en çok soru gelen iki maddedir, haberiniz olsun. Yani Erzurum Kongresi'ne evet 8 karar işleyeceğiz. Ama hangi ikisinden yoğun olarak gelmiş? Bir ile iki. Zaten onu biliyorsun, işaretleme kısmında da ben ne yapacağım? Muhakkak ki yazacağım. Üçüncü maddeye dikkat edelim. Kuvayi milliyeyi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Şimdi önce maddeyi bir yazalım. Sonrasında iki tane kavramın açıklaması. Yapacağım. Bu kavramları yıllardan beri duyuyorsunuz ama maalesef ki sınavda ayırt edemiyorsunuz. Şimdi sınavda ayırt etme yöntemini öğreteceğiz. Bir yazalım önce. Kuvayı milliyeyi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Hakim kılmak neymiş Sinan? Esastır. Doğru mu? Şimdi bu cümle virgülden sonra ikiye ayrılmıyor mu? O zaman hep beraber yapalım mı? Bak buraya. Şimdi size bir soru. Kuvayi milliye ne demek? Sinan söyle. Kuvayi milliye ne demek? Milli kuvvet. Açıkla, onu ben de söylüyorum. Hıyaneti vataniye nedir diyorum Sinan. Vatana ihanet diyorum. Öyle değil. Kuvayi milliye
işgallere karşı Türk halkının oluşturduğu düzensiz ama ordu niteliği kazandırılmış askeri birliklerin genel adıdır. Doğru mu? Peki hepinize soru. Ben bunu ne yapacağım başkan? Etkin kılmak ne demek? Sen bir Kuvayi Milliye'yi nasıl etkin kılarsın? Etkili nasıl hale getirirsin? Etkini bırak. Olan kelimeye takılma. Etkili nasıl hale getirirsin? Bir, silahlandırırsın. Yiyecek verirsin. Para verirsin. Doğru mu? Şartlarını düzeltirsin. Eğitim, talim verirsin. Aa, olur sana Kuvayi Milliye düzenli orduya yakın bir nedir? Kuruluş haline gelir. O zaman hepinize soru. Biz bu Kuvayi Milliye'yi niye kurduk arkadaşlar? Ordumuz terhis edilmemiş miydi? Bu mecburiyetten milletimizin kurduğu düzensiz ordu değil mi? Kuvayi Milliye'yi kurmamızın temel sebebi işgal altındaki vatanımızı kurtarmak değil mi? İşgal altındaki vatanımızı bağımsızlığına kavuşturmak. Yani milletimizin bağımsızlığını sağlamak. Yani ulusal bağımsızlığımızı sağlamak. Bir yer savaşla alınıyorsa senin yaptığın mücadelenin adı bağımsızlık mücadelesidir. O zaman şu an Türkiye bağımsızlık mücadelesi mi veriyor o günlerde? Evet. O zaman ben Kuvayi Milliye'yi etkili kırarsam ne olur? Yunan'a karşı, İtalyan'a karşı, Fransa'ya karşı, İngiliz'e karşı kim mi? Ona karşı dikkatli ve daha düzenli ve daha yıpratıcı savaşlar yaparım. Çünkü benim bir amacım var. Kuvayi Milliye'yi etkin kılarsam ben neyimi sağlarım? Ulusal bağımsızlık. Anlaştık? Evet. Bak buraya, şu kelimeye dikkat edelim. Milli iradeyi hakim kılmak esastır. Buyurun. Şu cümleyi bir okuyun bana. Evet, bana söyle bakayım Ela. Milli irade ne demek? Yani halkın gücü. Halkın gücü. Peki halkın gücünün olması, halkın bir şeylere karar vermesi, üstü kapalı da olsa ilk defa ulusal egemenliğe dayalı ileride bir devlet kurulacağından Amasya Genelgesi'nde bahsedilmemiş miydi? Evet. O zaman Erzurum Kongresi üstü kapalı değil. Açık açık ne diyor? Milli iradeye hakim kılmak esastır diyor. Doğru mu Sinan? Peki ben milli iradeye hakim kılmak esastır dersem ulusal bağımsızlık mı olur bunun adı? Ulusal egemenlik mi olur? O zaman biz de buraya ne yazıyoruz? Ulusal egemenlik. Bunun rejiminin adı Cumhuriyet. Anlaşıldı mı? O zaman ileride açık açık Cumhuriyet rejimimize geçileceğimizin açık açık sinyali değil mi? Evet, Amasya Genelgesi üstü kapalıydı. Ama burada ne? Direkt net var. Burası tamam mı? Ulusal bağımsızlık, ulusal egemenlik. Şimdi hepinize sorun. YouTube'dakiler dikkatli ne? Bana söyle bir bakın. Hangisi olmadan hangisi olmaz? Bağımsızlık olmadan egemenlik olur mu? Egemenlik olabilmesin bağımsızlık şart mı? Hangisi olmadan hangisi olmaz? Ya tabii ki senin işgal vatanın, senin ilk düşüncen ne? Vatanı kurtarmak. Vatan neyle kurtulur? Seni işgal edenle savaşla kurtulur. Savaşı yapan kim o zamanlar? Ben bunu etkili kırarsam neyi sağlamaya çalışıyorum? İşgal edilen topraklardan düşmanı kovmaya çalışıyorum. O zaman bağımsızlığımı kazan. Ya arkadaş, bu olmadan bu olur mu? Olmaz. Bağımsızlık ne işe yarar? Çalışmadan sınav olur mu? Çalışmadan tıp kazanabilir misin? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yapmıyorsun. Geziyorsun sabotaj. Bir şeyin olması da bir şeye bağlı. Önce bağımsızlık, sonra egemenliği kime veriyorsun? Halka. O yüzden, zaten öyle değil mi? Önce Kurtuluş Savaşı'mızı kazanmadık mı Sinan? Evet. 1923'te, 22'de kazandıktan sonra, Budanyalı Ozan'ı yaptı 23'te. Sonra neyi ilan ettik? Cumhuriyeti. İşte. Önce bu oldu. Biz hemen Cumhuriyeti mi ilan ettik? Mustafa Kemal ileride TBMM'yi açtı. Ben Cumhuriyeti ilan mı ediyorum dedi. Yok. Lan önceki durumun ne? Bu, açken su mu içiyorsun, yemek mi yiyorsun? Her şeyin bir önceliği var. O öncelik ne? Bağımsızlık. Ben niye ısrar ediyorum? Sınavda karıştırma diye. Çünkü ulusal bağımsızlık, ulusal egemenlik kelimelerini dikkatli irdelemeniz lazım. Bir kere şu ulusal kelimelerini atın. Tamam? Okuyun şimdi. Ne? Bağımsızlık. Ne? Egemenlik. Aynı şey değil. Bağımsızlık, hür yaşama. Egemenlik, orada millete verme. Ulus egemenliği. Şimdi mesele bu. Dördüncü olaya gelelim. Dördüncü maddeye gelelim daha doğrusu. Evet. Bir başka maddemiz nedir değerli arkadaşlar? Diyoruz ki, ey dünyadaki devletler, tamam bizi parçalamak isteyenler zaten şu an vatan toprağımızı işgal ediyor, Fransız, Yunan'ı. Tamam da diyoruz, ya bizi işgal etmeyen, biz bu kadar kötü müyüz diyoruz ya? Rusya, Bolşevik ittilanı yaptın, yanlarında Türkler vardı. Doğru mu? Kardeşim, o zamanlardaki ise Pakistan, şu bu, bütün dünya devletlerine diyoruz ki kardeşim, bize yardım edin.
Edin. Bizim milletin dostluğu bakidir diyoruz. Bize yardım edin. Ama yardım ederken de şurayı bana verin de şu yardımı yapayım. Şart koşarak yardım etmeyin. O yüzden dikkat. Ulusal sınırlarımızda gözü olmayan herhangi bir devletin dış yardımı ne olacak? Bak bir daha söylüyorum. Ulusal sınırlarımızda gözü olmayan. Örnek. Sovyet Rusya bize yardım edecek ama Batum'u bana verin diyor. Size öyle para veririm diyor. Efendim sallıyorum. Afganistan yardım edecek ama diyor ki mesela Ankara'da diyor 3 dönüm toprak verin bize diyor. Öyle olmaz diyor. Öyle değil. Gerçekten hibe şeklinde yardım edecek. Ne demek hibe? Satın alınmadan insanlara yapılan yardım. Mesela kredi hibe midir? Değil. Ama burs hibedir. Çünkü sen bursu bir daha geri ödüyor musun? Kredi işte millet ödeyeceğim diye canı çıkıyor öğrenim kredisini. O yüzden aynı mantık bakalım. Bizler de şöyle yazalım. Ulusal sınır ve topraklarda, topraklarımızda emeli olmayan, ben bunu gözü olmayan diye yazıyorum. Gözü olmayan herhangi bir devletten ne yapılabiliyor? Dış yardım alınabilir. Dış yardım alınabilir. Dikkat! Dikkat! Şimdi beni dikkat edin. Yıl 1917'de Rusya'da Bolşevik İhtilali olmadı mı Sinan? Peki Bolşevik İhtilali'nden sonra Çarlık Rusya yıkıldı, yerine Sovyet Rusya kurulmadı mı? 1918 yani Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda artık Rusya'nın rejimi komünizm oldu. Ve hatırlayın bakalım bizlerle Ayestefanos diyorum. Brest-Litovsk Anlaşması imzalayıp Kars, Ardahan, Batum'u daha bize verdiler, doğru mu? Peki adamların tek derdi kendileri şu an iç politika. Onlar da kaynıyor içeride. Dikkat, Rusya'nın bizle uğraşacak durumu var. Bir şey söyleyeyim. Allah muhafaza buyursun. O zamanlar İtalyan, İngiliz, Fransız ve atıyorum Yunan emellerine ulaşsaydı Sinan, emellerine. O zaman Rusya'nın bir altında, yani Rusya'nın mantıken güneyinde, bizim Anadolu topraklarından bahsediyorum. Buralarda şu an bu devletler olsaydı, İtalyan şu bu. İki gün sonra ne olurdu Sinan? Gözünü bu devletler kime dikecekti? Rusya. O zaman mantıken Rusya kime yardım ediyor bu mücadelede kazansın diye? Bize yardım ediyor. O zaman dikkat. Kurtuluş Savaşı sırasında resmi rakamlara göre, bakın her şey resmiyete bindirilmez. Anlatabiliyor muyum? Her şey resmiyete bindir. Örnek Hindistanlı kadınlar, Hindistan içinde yaşayan Müslüman kadınlar bileziklerini gönderdi. Hepsi kayıt altına alınmaz. Anlatabiliyor muyum? Bazı kayıt altına alınmayan gerçekler vardı. Onları sen ben bilemem. Onu ancak devlet bilir. Ama resmi kayıtlara göre bize en fazla dış yardımı maddi ve manevi olarak yapan devlet hangisidir? Sovyet Rusya'dır. Niye? Düşmanımın düşmanı dostumdur. Çünkü onların da artık düşmanı emperyalistler. Yani İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya neyse. İngiltere, Rusya değil de İngiltere, Fransa, Yunanistan yani. Rusya'nın düşmanlarıyla benim düşmanlarım ortak mı? Ortak. Ortak olursan ne olur? Düşmanın düşmanı dostun olur. Mesele bu. O yüzden Rusya hem güney sınırlarını korumak hem de itiraf devletlerindeki bu emperyalist devletlerin çok sınırlarına yakınlaşmasını engellemek için bizim EYT yani bizim tarafımıza bu Kurtuluş Savaşı'mızda bize destek vermişti. O zaman bizler de şöyle diyelim arkadaşlar. En fazla dış yardım kimden alındı? Sovyet Rusya en çok yardımı yaptı. En çok yardımı yaptı. Resmi rakama göre. Ne demek? Bir de resmi olmayan rakamlar var. Onların durumu farklı. Azerbaycan yardım etmedi mi Azerbaycan Türkleri? Ama Azerbaycan'ın içinde yaşayan soydaşlarımız o zamanlar Rus çatısı altında olduğu için oradan gönderilen para da Rusya'dan gelmiş gibi oldu. Anlaşılabildi mi? Evet. Olay bu. O yüzden Rusya'nın içindeki Müslüman Türkler yardım etmişti bize ağırlıklı olarak. Gelelim 5. madde. Ne diyor 5. madde? Erzurum Kongresi. Diyoruz ki kardeşim, 5. maddede. Bizler, yani ulusal güçler, biz artık kendimizi ne diye nitelendirmişiz? Ulusal bir güç olarak. Padişahımızı ve saltanat makamımızı düştüğü bu durumdan kurtaracağız. Bakın bir daha söylüyorum. Ulusal güçler, kasteden kim? Bizler yani, Mustafa Kemal tarafları. Padişah ve hilafeti ve saltanatı düştüğü durumdan kurtaracak. Önce bir yazalım. Ulusal güçler, padişahı ve saltanat makamını
Düştüğü bu durumdan kurtaracaktır. Düştüğü bu durumdan kurtaracaktır. Allah Allah. Sinan, sana bir soru. Eğer padişahı biz tekrardan düştüğü bu durumdan kurtarırsak, yani Kurtuluş Savaşı'nı kazanırsak, kazandıktan sonra da bu padişahımıza, padişahım buyur kurtardık vatanımızı dersek, buyurun sizin olsun dersek, ne olur? Padişahlık devam etmez mi? Eder. Bak buraya Ela. Ben burada bir madde koydum. Ne koymuştum? Egemenliği kime vereceğim? Millet. Çok güzel. Peki millet egemenliğinin olduğu yerde padişah olur mu? Padişahın olduğu yerde millet egemenliği olur mu? O zaman bu maddeyle o madde birbirine çelişiyor mu? Kaçıncı maddeyle kaçıncı madde çelişiyor? Üçle benim yazımıma göre beşinci madde çelişiyor. Peki hepinize soru. Mustafa Kemal bir taraftan milli egemenliği sağlayacağım derken diğer taraftan padişahım seni kurtaracağım derse, sizce ya burada bir tezatlık var ya da burada farklı bir amaç var. Niye böyle bir şey yaptık biz? Çünkü memleketin %80'i saltanat yanlısı, halifeden ve padişahtan gelen emirlere uyuyor. O yüzden buradaki amacın ne olabilir? Şöyle dikkatli bir düşün. Padişahım, seni de düştüğün bu durumdan biz kurtaracağız. Şimdi ben de İstanbul'da bir padişah yanlısıyım. Yıllardan beri bana Mustafa Kemal diye bir adam anlatılıyor ama adamın bir Erzurum Kongres kararlarına bakıyorum. Lan helal olsun diyorum ya. Benim padişahımı bile bunlar kurtaracak diyorum. O zaman ne olur? Sempati olur. O zaman ne olur? Saltanat yanları da milli mücadeleye katılır. Anlaştık mı? O zaman 3 ile 5 çelişiyor. Doğru. Ama buradaki çelişmesinin sebebi saltanat yanlarını kendi yanımıza çekme isteğim. O zaman bizler de şöyle yapalım değerli arkadaşlarım. Kaçın madde bu? 5 değil mi? Yorum yapalım şöyle. Diyelim ki 3. ve 5. maddeler çelişir. Ancak amaç neydi? Saltanat yanlılarını milli mücadeleye çekmektir. Doğru mu? Peki, gelelim 6. maddeye. 6. Değerli arkadaşlarım, azınlıklara siyasi ve sosyal dengemizi bozucu ayrıcalıklar verilemez. Allah Allah, verdik mi? Hatırlamıyorum, Osmanlı Devleti azınlıklara siyasi ve sosyal dengemizi bozucu ayrıcalıklar vermiş midir? Tanzimat fermanı, ıslahat fermanı, meşrutiyet, herkes Müslümanla gayrimüslim eşit tutmadı mı? Evet. O zaman da bunlarda ne oldu değerli arkadaşlar? Biz bunları niye verdik? Sen bizden kopma diye verdik. Lan herkes koptu, bir biz kaldık. O zaman şimdi bu saatten sonra azınlıklara siyasi ve sosyal dengemiz bozucu niye ayrıcalıklar verelim? Mustafa Kemal burada buna karşı çıkıyor ve ne yazıyoruz değerli arkadaşlarım? Azınlıklara siyasi ve sosyal dengemizi bozucu ayrıcalıklar verilemez. Ayrıcalıklar ne yapılamıyormuş? Verilmeyecektir. İşte amaç zamanında ilan edilen Tanzimat, ıslahat ve meşrutiyet dönemleri ve Osmanlıcı politikasına ne? Tepki gösteriliyor. 7. madde. Başka var mı? Var. Ne var? Diyor ki değerli arkadaşlarım, kapalı halde bulunan Osmanlı mebusamesi. Bu arada bir şey söyleyeyim. Osmanlı Devleti biliyorsun 1908'de ikinci kez meşrutiyete geçti. Hatta ikinci kez meşrutiyete geçtikten sonra meclis daha aktif hale geldi. Hatta biliyorsun 2. Abdülhamit meclis kararıyla görevinden alındı. Tamam, buraya kadar ne olmadı? Demek ki meclis aktif. Ancak Birinci Dünya Savaşı'na girerken ve Dünya Savaşı'nın son çıktıkları zaman artık meclisin çok bir önemi kalmadığından dolayı, çünkü kendi can derdimize düştük. O yüzden biz bu meclisi kapatmıştık. Peki şimdi hepinize soru. Ülkede bir padişahımız var, Vahdettin, baskı altında. Bir altında damat Ferit diye bir adam var, onun damadı ama İngiliz yanlısı. Hükümet yani, İstanbul Hükümeti Başkanı. Bir de normalde bu hükümeti denetleyeceğine lazım? Meclis. Ancak meclis kapalı. Peki meclis kapalı olursa, damat Ferit'in aldığı bütün kararlar meclis onayından geçmediğinden dolayı istediği kararları rahat bir şekilde alabiliyor mu? Meclis olsaydı bu kadar rahat karar alabilir miydi? Meclis bunu reddedebilir miydi? Veto edebilir miydi? Doğru mu? O zaman dikkat. Kapalı halde bulunan Osmanlı Mebusan Meclisi açılmalı derken aslında biz kimin denetlenmesini istiyoruz? Damat Ferid'in. Anlaşıldı mı? O zaman bizler de şöyle yazalım. Kapalı halde bulunan Osmanlı Mebusan Meclisi açılacak ve hükümet bu yolla denetlenecek. Bu yolla denetlenecek.
Demek ki amaçlarımızdan biri kapalı halde bulunan Osmanlı Mebusa Meclisi'nin açılmasını sağlamak. Gelelim 8. Dikkat. Diyoruz ki milli bir hükümet kurulmalıdır. Milli bir hükümet kurulmalıdır. Bak ne demek istiyorum? İstanbul'da bir hükümet var. İstanbul hükümeti. Biz de kendimiz bir hükümet kuracağız. Olayın aslı bu. O zaman bizler de yazalım. Ne diyelim? Milli bir hükümet kurulmalıdır. Şimdi ben bunu bir açıklamasını yapayım. Arkadaşlar şimdiye kadar mesela bundan önce Havza ve Amasya'yı işledik. Böyle bir karar var mıydı direkt milli bir hükümet kuralım diye? Yoktu. Belki emareleri olmuş olabilir ama burada çok net açık var. O zaman burada dikkat edelim. Milli bir hükümet kurulacağından yani İstanbul hükümeti dışında yani Osmanlı hükümeti dışında bir hükümet kurulacağından ilk defa nerede bahsedilmiştir? Erzurum'da. O zaman yorumunu da yapalım. Osmanlı hükümeti dışında bir hükümet kurulacağından ilk defa nerede bahsediliyor Sinan? Erzurum Kongresi'nde bahsedilmiştir. Erzurum Kongresi'nde bahsedilmiştir. Evet. Kongre kararları tamam mı? Herkes imzayı atıyor mu delegeler 60 delege? Yayınlanıyor, herkese yollanıyor mu? Dikkatlice dinleyin. Peki kardeşim bu kararlar keyfine mi alınıyor? Bu kararlar uygulanmak için alınıyor. Dikkat. Kararlar alındıktan sonra Mustafa Kemal 9 kişi veriliyor. Kaç kişi? 9 kişi. Ve bu 9 kişi kendisine dahil olmak üzere kendisine başkan oluyor. Diyor ki arkadaşlar son madde var ya. Bu maddeye uygun bir gelişme yapalım diyerek Amasya Genelgesi'nde ilk emaresi verilen ama burada da karara bağlanarak yapılan 9 kişiden oluşan. Birinci TBMM'ye kadar görev yapacak olan yasama ve yürütme yetkilerine sahip temsil heyeti kuruluyor. Diğer adıyla heyeti temsiliye kurulmuştur. Anlaşıldı mı? O zaman bizler de not olarak şunu yazalım. Kongre sonunda başkanlığını Mustafa Kemal'in yaptığı. Yasama ve yürütme yetkilerine sahip ve birinci TBMM açılana kadar görev yapacak olan ne kurulmuştur? Heyeti temsiliye kurulmuştur. Var mı sıkıntı? O zaman sınavda sana Erzurum Kongresi'nin sonunda kurulan heyeti temsiliye aşağıda verilen hangi kurumun açılmasıyla görevini bırakmıştır veya görevi sona ermiştir? Ne açılınca görevi sona erdi? Birinci TBMM. TBMM açıldı, temsil heyeti bitti. Anlaştık mı? Ama şundan sonra anlayın ki bizim hükümetimizin adı ne? Oradaki hükümetin adı İstanbul hükümeti. Bizim hükümetimizin adı ne? Temsil heyeti. O 9 kişi ne? 9 tane bakan. Öyle düşünün yani. Biz ayrı bir devlet kurmaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Farkında mısınız? Yavaş yavaş altyapılarını oluşturuyoruz şu an. Mesele bu. Peki Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'ne katıldıktan sonra şimdi dikkat düşünün. Başkan olmamıdır? Oldu. Peki bundan sonra Mustafa Kemal yurdun dört bir tarafından sizce bizim kongremizde de başkan ol paşam, bizim kongremizde de gel şereflendirir paşam dememişler midir? Demişlerdir. İşte bunun üzerine Mustafa Kemal yaklaşık olarak arkadaşlar onlarca kongre arasından kendine toplamda 4 kongre seçmiştir. Erzurum zaten ilki, ileride toplayacağız. Sivas bir ara gitti. Afyon son kongresi Adana'da yapılan Pozantı Kongresi. Pozantı Adana'nın bir ilçesidir. O zaman dikkat. Mustafa Kemal kaç kongreye katıldı? 4 sayalım. Erzurum, Sivas, Afyon ve son katıldığı kongre. Pozantı. Pozantı nereye bağlıydı? Adana. O zaman bizler de şuraya bir not yazalım. Mustafa Kemal Erzurum, Sivas, Afyon ve Pozantı kongrelerine katılmıştır. Pozantı nerede olduğunu da yazalım, Adana. Pozantı kongrelerine katılmıştır. Bu arada dikkat, milli mücadelenin son kongresi Pozantı Kongresi'dir. O zaman mantıken Mustafa Kemal de bu son kongreye de kendisi de katılmış ve başkan olmuştur. Var mı sıkıntı Sinan? Yok. Güzel. Peki burada bir şey dikkatlice dinleyelim. Erzurum Kongresi'ni biz yaptık değerli arkadaşlar. Bittikten sonra Mustafa Kemal
özellikle Hacı Muhittin Başkanlığı'ndaki Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerine de davet edildi. Ancak Mustafa Kemal Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerine hem güvenlik sebebiyle hem de buradaki işlerin daha yoğun olması sebebiyle katılamamıştır. Ancak Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerinde öyle bir karar alınmıştır ki bu karara biz bakın nasıl uyacağız ileride. Yani demek ki bazı yerlerde alınan kararları da biz de uyuyoruz. Bizim aldığımız kararlara da diğerleri uyuyor. Bunun en büyük göstergesini söyleyeceğim. Şimdi buraya ben bir not yazayım değerli arkadaşlar. Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri sonucunda. Alaşehir Kongreleri sonucunda. Bakın buraya lütfen dikkat edin. Batı cephesi kurulmuştur. Batı cephesi Yunanlılara karşı kurulmuştur. Ha, demek ki şimdi ne varmış Sinan? Bir cephemiz var artık. Ne demek cephe? Artık oranlar Yunanlarla savaşacak. Düzensiz değil, biraz da düzenliğe doğru itiyoruz. Sınır belirliyoruz. Diyoruz ki batı sınırımız ve cephemizin yerleri bura. Neresi işte batı sınırımız? Balıkesir. Ayvalık hattı, bir hat çiziyoruz oraya. Diyoruz ki Balıkesir'den Ayvalık'a kadar biz Yunan'ı buradan buraya geçirmeyeceğiz. Aşağı iniyoruz. Kütahya-Afyon sınırını çiziyoruz. Soma-Aksar sınırını çiziyoruz. Böylelikle biz batı cephesini kuruyoruz. Bunu biz ileride kullanacağız. O yüzden yazdım. Bunu da bilelim. Hatta şöyle söyleyeyim. Balıkesir ve Alaşehir Kongre'de de çok ilginç bir karar alınıyor. Biliyorsun bizi en çok öldüren, bize en çok zarar veren aslında güneyde Fransızlar, batıda ise Yunanlar. Yunanlılardan özellikle şöyle bir karar alınması incitici olmuştur. Bu kararı da söyleyeyim. Yunanlılara karşı gerekirse diğer itilaf devletlerinden de ne alınacak? Destek alınacak. E oğlum o da orayı işgal ediyor. Ne farkı var? Evet. Doğru mu? O da oraya işgal ediyor. Diğer itilaf devletlerinden yardım alınacak. Bu da fark ettiyseniz ulusal bağımsızlığında ters bir karardır. Yani ben bizi işgal edenden sanki iyisini seçiyormuşum gibi. Öyle bir şey olabilir mi? O yüzden değerli arkadaşlar buradaki alınan bir karar var ki bu karar çok çok iyi bir karar değildir. Bunu da bilelim. Şimdi sahne Mustafa Kemal'de. Mustafa Kemal Erzurum'dan nereye geçiyor? Sivas'a. Ancak Sivas'ta Mustafa Kemal'den önce gelenler, özellikle Sivas valisinin çalışmaları, orada bulunan İngiliz ajanlarının Mustafa Kemal'in sivil olduğunu, Mustafa Kemal'in sizleri hilafetten uzaklaştırdığını, padişaha karşı baş kaldırdığını görüldüğü yerde idam edileceği kararını halka duyurdu. Halkta başladı tedirginlik. Hatta İngilizler ne dedi halka? Eğer ki siz Sivas Kongresi'ni yaparsanız bu kentte Fransızlar sizi işgal edecek, bizden size söylemesi dedi. Hadi bakalım buyur. Ancak buna rağmen Mustafa Kemal Sivas'a geldi. Sivas'ta coşkulu bir şekilde karşılandıktan sonra dikkat edelim. Sivas Elazığ valisi oradan gelip Sivas'a gelmişti onu tutuklamak için. Elazığ valisi Ali Galip Mustafa Kemal'i tutuklayamadı. Hatta Mustafa Kemal Ali Galip'i tutukladı. İşin ilginç tarafı da tam tersi oldu. Ama sonuçta bir devlet büyüğü ve vali diye de daha sonra serbest bırakacaktır. Dikkat edelim arkadaşlar. Demek ki Sivas Kongresi öncesinde farklı olaylar var. Bu farklı olayları işlememiz için önce şuraya bir başlık olarak ne atalım Sinan? Sivas Kongresi diye bir başlık atalım. Doğru mu? Ne oldu bu? D mi oldu? Evet. D Sivas Kongresi. Şimdi herkes tahtaya baksın. Çizdik mi haritamızı Sinan? Çizdik. Burada hangi ilimiz var bizim şurada? Sivas. Sivas. Doğru mu? Diyelim ki. Sivas'ın olduğu kısmın yukarı kısımlarına şurada da diyelim ki şöyle, o zamanlar Elazığ daha çok büyük bir ilçe, il yani daha doğrusu Elazığ diyelim. Eski adı Harput. Peki Elazığ değerli arkadaşlarım Sivas'a çok yakın olduğundan dolayı ne olmuştur? Elazığ valisi Sivas'a geliyor Ali Galip ve kongreyi engellemeye çalışıyor. Peki mantıken kongreye her ilden kaç kişi katılıyordu? 3. 3 kişi. Peki 27 çarpı 3 ne var Sinan? 81 delege katılacak. Bak bakalım Sivas'ta toplamda kaç delege katılmış? 38. Allah Allah. 81 nere? 38 nere? Yarısından fazlası katılmamış. Peki bir sebep olmalı. Bir şey olmalı. Bölgesel bir kongre olan Erzurum'a 63. Ulusal bir kongre olan Sivas'a 38. O zaman burada bir şey olması lazım. Ne olmuş olabilir? Mesela sallıyorum. Gelmek istemeyen delege olmuş mudur? Korkan delege olmuş mudur? Olmuş. Milli mücadeleyi anlayamayan delege olmuş mudur? Olmuş. Mustafa Kemal'e sondan gıcık olan olmuş mudur? Olmuş. Kardeşim ben buradan orası çok uzak. Ben bu Sivas'a niye gideyim diyen olmuş mudur? Olmuş. Sivas çok soğuk kardeşim ama şimdi orada biz ne yapacağız diyen olmuş mudur? Olmuş.
Engelleyen olmuş mudur? Ha, işte bunları toplarsan işte yarısı gelmedi. Bu dediklerim hepsi gerçek bu arada. Soğuktan gelmeyen bile var. Ulaşım. Evet, gelemeyen var. Engellenen var. Ama bunları önce bizim yazmamız lazım. Kim? Niye bu kadar katılım az? Bizim bunun cevabını vermemiz lazım. Tamam. Evet. Kongreye katılımın az olmasının sebepleri Sinan. Şuraya ben başlık atayım. Kongreye katılımın az olmasının sebepleri. Az olmasının neymiş? Sebepleri. Buyurun. Bir. Niye kongreye katılan az? Ne olayı vardı burada? Ali Galip, Elazığ valisi de hatırlayalım. Olayı ile Ankara valisi. Şimdi geleceğim oraya. Muhittin. Doğru mu? Paşa'nın engellemeleri. Şimdi bak buraya. Ankara neredesin lan? Orada kavşak. Peki Ankara kavşak değil miydi trenlerin? Peki bu trenler nereden geliyor? Buradan, buradan ve buradan geliyor. Doğru mu? Peki buradan o trenler nereye gidecek? Sivas'a. Gidebiliyor mu? Ankara valisi Muhittin Paşa ne yapıyor? Sivas'a gidecek bütün herkesi. Hatta adam köylü onu bile Ankara'da tutuyor. Dikkat! Bu olay üzerine hem Ali Galip'in olayı hem de üzerine bir de Ankara valisi Muhittin Paşa'nın engellemesi sonucu zaten direkt kafadan yarısı gelememiştir. Peki başka niye gelemeyen var? Fransızların. Biraz önce söylemiştim. Fransızların Sivas'ı işgal edeceği söylentisi. Sivas'ı işgal edeceği neymiş? Söylentisi. Evet, niye gelmeyen gelen az? Buyurun. Evet. Kongreyi gereksiz bulanlar ve milli mücadelenin önemini kavrayamayanlar. Doğru mudur? Var mı başka? Peki. Kongre kardeşim, tamam da bu kadar kişi az, bu kadar kişi tamam, 38 kişi kadar. 38 nedir? Kayseri'nin plakası. Hayır, Kayseri'nin plakası anlamında sormuyorum Sinan. Azlığı açısından soruyorum ya. Bir sınıf demektir yani 38 kişi. Koca lisede yapılıyor yani. Evet. Kardeşim 38 delege. Şimdi sen 80-90 kişi beklerken 38 delege gelse, şimdi delegeleri kendi yerinize koyun bakayım. Kendiniz koyun delegeleri. Ulan biz buraya neye geldik? Bir avuç insan mı bu vatanı kurtaracak? Ya sen ona katılmaz mısın? Vesvese başlamaz mı kalbinde, beyninde? Biz mi kurtaracağız ya vatanı? Biraz... Kabul edelim mandayı, gidelim ya. Ya zaten Mustafa Kemal iddiatçı değil mi kardeşim? Evet. İddiatçı değil mi? Bunlar satmadı mı vatanı? Biz bu adamın peşinden niye gidiyoruz ya? Arkadaşlar, halifeye sanki baş mı kaldırıyoruz? Ben muhabbetleri söylüyorum ha, Sivas Kongresi öncesinde. Niye hep Mustafa Kemal başkanla? Sanki diğerlerinde hep katılmış da. Niye Mustafa Kemal hep başkan? Lan kongreyi düzenleyen adam başkan seçmeyeceklerdi az daha. Mustafa Kemal o zamanlardan beri yanında olan Rauf Orbay. Oradaki 38 delegenin muhalif tarafının, Mustafa Kemal'e muhalif tarafının başkan adayı oldu. Kongre başkan adayı oldu. Düşünebiliyor musunuz? Ve Mustafa Kemal tabii ki çok az bir farkla da olsa kazandı ama Rauf Bey'in yapmış olduğu davranış Mustafa Kemal'in hiç hoşuna gitmemiştir değerli arkadaşlar. Çünkü bakın Erzurum'dan beri yolda beraberler değil mi? Yol arkadaşlığı yapıyorlar. Sen orada başkan adayı olarak bana ne kadar, ben başkan olmam. Niye diyemiyorsunuz? Şimdi bazı şeyleri bazı zamanlarda diyemezsen insanların güveni mi noktası sana ne oluyor değerli arkadaşlar? Tam da böyle duygusal geçiş zamanlarının olduğu zamanlar. Askerlik mesleğini istifa etmişsin. Zorluk var. Para yok. İşte kıdem yok. Rahat gezme kalmamış. Bitmiş. Şimdi bir de o tarafı düşünün. Kongre öncesi birçok konu tartışma oldu. Bir, manda ve himaye tartışma konusu oldu. İki, padişah, saltanat ve bağlılık yemini tartışma konusu oldu. Üç, Mustafa Kemal'in eski iddiatçı olmasından kaynaklı işte hala bu iddiatçıdır bizi kandırıyor demeleri etkili oldu. O zaman bizler de ne yazalım? Ne yazalım? Kongre öncesi tartışılan konular yazalım. Sinan. Kongre öncesi tartışılan konular. Bir, Sinan söyle. Manda ve himaye. Manda ve himaye. İki. Başkanlık. İki, kongre başkanlığı, doğru mu? Evet. Üç. Saltanata bağlılık yemeğine.
Saltanata bağlılık yemini. Bu olmaz. Saltanata bağlılık yemini. Yani adamlar diyor ki biz padişahın karşısında yer almayacağız. Değil mi diyorlar bu kongreli? Ama aşırı bu. Dört. Siyasi tartışmalar. Siyasi tartışmalar. Yani iddiaçılık meselesi. Siyasi tartışmalar. Açtım parantez. İttihatçılık, iddiaçılık meselesi. Gibi. Bolşevik. Evet, onlar var. İşte sen Rus yanlısın, sen öbürküsünü yanlısın, sen sanki nesin, sen de Amerikan. E kardeşim, bu kadar tartışma arasında önce başkan seçiliyor Mustafa Kemal, tekrardan başkan oluyor. Ve Sivas Kongresi kararları, Erzurum Kongresi'ne kaç tane madde yazdık hocam? 8. Ama Sivas Kongresi'ne bu kadar madde yazamayacağız. Niye? O kadar yoğun tartışmalar içinde geçiyor ki. Çünkü Mustafa Kemal gelenlerin hiçbirini tanımıyor. Tanımadığı için adamlar ne niyetli olduğunu bilmiyor. Konu manda ve imaya getiriliyor. Dikkat! Konu ve manda ve imaya getirince Mustafa Kemal önce bir temayül yoklaması yaptırdı. Dedi ki kardeşim, aranızda mandacılık isteyenler var mı dedi. Kaç kişi el kaldırdı biliyor musun? 38 kişi delegeden. 25 tane. 25 kişi ne istiyormuş? Ulan biz hepimiz manda istiyorsak burada ne işimiz var? Kongreyi ne yapıyoruz? Tezat değil mi? 3'te 2'si. Bakın değerli arkadaşlarım. 25, 13 kişi. Mustafa Kemal bunun üzerine birleşim ara verdi. Gitti. O 25'erleri 5'erli kişilere böldürdüler. Her gitti 5 kişilik gruba neyi anlattı? Mandacılığın ne olduğunu. Ve tekrardan çıkıldı kürsüye. Mustafa Kemal başkan olarak dedi ki aldığımız tüm kararlar bundan sonra zapta geçecek. Yani kongre kararları olacak. O yüzden burada alınacağınız kararları, ileride utanacağınız şeyler yapmayın dedi. Ve konuşmasının ardından geçiren manda ve himaye yoklamasında 25 tane hayır, 13 tane evet çıktı. Tam ters çıktı. Yani adamın orada yapmış olduğu konuşmayla insanlar mandacının ne olduğunu demek ki anlamış ki bu sefer de 25 mandaya hayır, 13 mandaya evet çıktı. Peki normal şartlarda bir vatanın, vatanı işgal edilen bir devletin toprağında yaşayan halkın mandacının tümüne karşı çıkması beklenir normalde. Normalde. Ama devlet, artık millet, halk nasıl bezmişse gelsin birisi bizi kurtarsın istiyor ya. Mustafa Kemal dedi ki bu manda meselesi uzayacak, uzar. Bundan sonra katılacağım genelge ve kongrelerde de uzayabilir. O zaman öyle bir karar alayım ki bir daha böyle bir konu gündeme gelmesin. Karara dikkat edelim. Karara. Manda ve himaye bir daha gündeme gelmemek üzere reddedilmiştir. Ne demek o? Bundan sonra hiçbir genelge ve kongrede ne olmayacak? Gündeme gelmeyecek. O zaman dikkat. Erzurum'da ilk defa yazmamızın sebebini anladınız mı? Kesin olarak nerede kabul şey olmuştu, reddedilmişti? Sivas'ta. Artı Erzurum Kongresi'nin kararları genişletilerek kabul edilmiştir. Doğru mu? Şimdi onları bir yazalım. Kararlar diyelim bakalım. Kongre kararları. Bir kere şunu bilin. Erzurum Kongresi'nin kararları genişletilerek kabul edilmiştir. Bunu böyle bir bilelim. İkinci maddeden başlayalım diyerek, yani ikinci derken buraya bir yazıyorum. Şöyle diyelim. Manda ve himaye bir daha gündeme gelmemek üzere. Gelmemek üzere ne olmuştur Sinan? Reddedilmiştir. Doğru mu? Bir daha gündeme gelmeyecek. O zaman kesin red var. İkinci madde. Şimdi hatırlayın bakalım. Yararlı cemiyet kurmamış mıydık? Bir ton yararlı cemiyet var. Bir de size işlemediniz bir ton yararlı cemiyet var ha. Milleti makamdakiler işledi. Normalde 60-70'e yakın. Hatta daha fazla yararlı cemiyet var. Şimdi dikkat. Bütün bu yararlı cemiyetler bölgesel değil miydi? Amacımız milli mücadele tek elden yürütmek değil mi? Tek bir yerden emin almasını sağlamak değil mi? O yüzden dikkat. Tüm yararlı cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştiriliyor. Amaç ne? Tek elden yürütmek. Bak 5 tane parmağım var. Doğru mu? 5 de bir farklı yönü gösteriyor. Ben ne yapıyorum bunları? Birleştiriyorum. Ne oldun şimdi sen? Bak yumruk oldun, tek oldun. Anlaşıldı mı Sinan? O zaman bizler de yazalım. Tüm yararlı cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi. Adı altında ne olmuş? Birleştirildi. Ama şey, milli mücadeleyi tek elden yürütmek. Gelelim üçüncü maddeye. Peki o dönemin en büyük propaganda aracı nedir? İnternet, radyo, televizyon, gazete. Buyurun. Gazete. Var mı diğer saydıklarım? Yok.
Yok. Telgraf var ama telgrafın da çoğu itiraf etmelerinde. O yüzden bizleri ne yapalım derler. Yararlı gazeteler çıkartılıyor biliyorsunuz. Bu cemiyetler zamanında da çıkartıldı. İşte Albayrak vardı hatırlayın. Hadisat var, Le Pais vardı, Edirne vardı, Yeni Ahali gibi gazeteler var. Dikkat! Ancak biz milli mücadeleyi ne zamandan alıyoruz? 19 Mayıs 1919'dan itibaren alıyoruz. Doğru mu? O zaman dikkat! 19 Mayıs 1919'dan sonra yani Kurtuluş Savaşı boyunca yani milli mücadele döneminde çıkarılan ilk yararlı gazete Sivas'ta çıkarılan ve kararı alınan İrade-i Milliye gazetesidir. Doğru mu Sinan? Peki ileride biz yerimizi merkezimizi Sivas'tan Ankara'ya taşıp TBMM'yi açınca da bu gazetenin adı Hakimiyet-i Milliye olarak değişecektir. O zaman yapalım mı? 3 diyelim. İrade-i Milliye adında bir gazete çıkarılacaktır. Bu propaganda için kullanılıyor. Gazete çıkarılacaktır. Nitekim de çıkarıldı. İleride bu gazetenin adı TBMM açılınca Hakimiyeti Milliye oldu. Evet, gelelim 4. maddeye. Nedir 4? 4 çok önemli var ya. O kadar önemli ki 4. Evet, evet. Çok önemli. Şimdi size bir soru. Gençler, Batı cephesi hangi kongreyle kurulmuştu? Sinan yapma gözünü seveyim. Tahtanın önünde ben size dedim ki bak bunu unutmayın. Bak buraya. Neyle oluşturmuş balık? Batı cephesi. Erzurum. Lan nasıl Erzurum? Balıkesir. Ne yapıyorsunuz ya? Elimle de gösteriyorum gayrı. Balıkesir. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Ulan Erzurum batıda mı? Yok. Erzurum'da nasıl karar alacaksın da batıda cephe kuracaksın? Allah Allah fesubhanallah ya. Sinan. Oğlum yaşın dursa zaten bunlara neredeyse yaklaşmışsın. Fosforum düştü hocam. Batı cephesi nasıl kurulur? Orada alınan karar olur. Batı cephesi Erzurum'da kurulabilir mi? Batı cephesi Kars'ta kurulabilir mi? Batı cephesi batıda kurulur. Batıda yapılan bir kongreyle kurulur. Dikkat et. Batının en önemli yeri nere? Balıkesir. Kuvayi Milliyeci'nin merkezi nere? Balıkesir. O yüzden ne kurulduğunu söylemiştik? Batı. Dur şimdi. Tahtaya baksın herkes bana. La arkadaş vallahi silinlendiriyorsunuz ya. Unutmayacaksın ya. 10 gün sonra sorayım gene yok. Tekrardan görürüz. Evet bak buraya. Şuraya bak. Biz diyoruz ki Sivas Kongresi'nde Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri sonucunda Yunanlılara karşı hat çizilen Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri sonucu oluşturulmuş Batı cephesine bir komutan atayacağız diyoruz. Ne yapmışız hocam? Bir ne yapmışız fark ettiyseniz? Atama yapmışız. Dikkat. Atama yaptığımız komutanın adı kim? Onu da bir yazayım. Ali Fuat Cebesoy. Şimdi maddeyi ben bir yazayım. Maddeyi yazdıktan sonra çünkü bir açıklaması var. Batı cephesi komutanlığına Ali Fuat Cebesoy atanmıştır. Ali Fuat Cebesoy ne olmuştur? Atanmıştır. Hazır mısın Sinan? Şimdi bu maddeyi okuyan biri tamam olabilir, atanabilir, görevden alınabilir, sürgüne gönderilebilir, yeri değiştirilebilir. Doğru mu? Doğru. Şimdi hepinize soru. Bir ülkede atama görevini hangisi yapar? Yürütme organı yapar. Yürütme organı dediğiniz kimdir? Hükümettir. Peki bir ülkede hükümet eğer atama görevini o yapıyorsa mantıken atama görevini şu an için yapan kim? Erzurum Kongresi kararlarıyla kurulan temsil heyeti. Doğru mu? O zaman temsil heyetine dikkat et. Ben burada bir cümle yazdım temsil heyetiyle ilgili. Nerede o? Temsil heyetiyle ilgili bir cümle yazdım. Kongre sonunda. Heh, bak buraya. Yasama ve hangi yetkilere dair? Yürütme. Yürütme yetkilerine sahip TBMM açılana kadar görev yapacak. Şimdiye kadar belki birkaç yasa çıkartmış olabilir heyet temsili ama hiç yürütme yetkisini kullanmamıştı. Yani hiç atama yapmamıştı. Doğru mu? İlk defa yürütme yetkisini temsil heyeti nerede kullanmış? Sivas. Sivas Kongresi'nde kullanmıştır. Bir daha söylüyorum.
temsil heyeti ilk defa yürütme yetkisini nerede kullandı? Sivas'ta. Ne yaparak kullandı? Ali Fuat Cebesoy'u Batı Cephesi komutanlığına atayarak kullandı. Doğru mu? O zaman bizlerde bu cümlenin bir yorumu var. Yorumu bilmek zorundayız. Nedir? Temsil heyeti bir hükümet gibi davranarak ilk defa yürütme gücünü kullanmıştır. İlk defa yürütme gücünü kullanmıştır. Doğru mu Sinan? Evet. Sınava girdin. Temsil heyetin aşağıda verilenlerden hangisi bir hükümet gibi çalıştığını gösterir? Cevap Ali Fuat Cebesoy'u Batı Cephesi Komutanlığı'na ataması. Ali Fuat Cebesoy'un Batı Cephesi Komutanlığı'na atanması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hangi yetkisinin olduğunu, yürütme, kullandığını gösterir? Yürütme. Var mı sıkıntı Sinan? Evet. Şimdi bu maddeleri tamam da. Şimdi genellikle kitaplarda yazmayan bir madde. Ben bunu video ders anlatımı notuma da koydum. Bu maddeyi lütfen dikkatimi irdeleyelim. Maddeye dikkat. Bu bir madde. Madde. Bildiğin kongre kararı yani. Milli mücadelemizi baltalayan damat Ferit Paşa hükümeti düşürülecek. Yerine milli mücadele yanlısı bir hükümet kurulacak. Bir daha maddeyi söylüyorum. Milli mücadelemizi baltalayan damat Ferit düşürülecek. Yerine milli mücadele yanlısı bir hükümet kurulacak. O yüzden önce şu maddeyi ben bir yazayım. Dikkat. Milli mücadelemizi baltalayan damat Ferit Paşa hükümeti ne olacak? Düşürülecek. Yerine milli bir hükümet kurulacak. Ya da milli mücadele destekleyen bir hükümet ne olacakmış Sinan? Kurulacak. Bu ne? Bir kongre kararı. Hepinize soru. Kongre kararlarını biz boş yere mi alıyoruz? Yok. İrade-i Milliye diye bir gazete çıkartacağız dedik. Çıkarttık mı? Çıkarttık. Ali Fuat Cebesoy Batı Cephesi komutanı atayacağız dedik. Atadık mı? E o zaman biz sonuncusuna yapmak için uğraşmaz mıyız? Peki hepinize soru. Biz neredeyiz şu an? Sivas'ta. Adam nerede yaşıyor damat Ferit? İstanbul'da. Biz nasıl yapacağız biz bu işi? Hem de padişahın bir de kız kardeşiyle evli. Hadi bakalım buyur. Ben inkılap tarihini büyük bir araştırmacısı olarak söylüyorum. Çok fazla inkılap tarihi araştırmam var. Özellikle buraya çok takılırdım. Niye biliyor musunuz? Nasıl oluyor da Sivas'taki bir adam İstanbul'daki bir adamı indiriyor? Mantıksız gibi geliyor değil mi bu? Nasıl yapıyor biliyor musun Mustafa Kemal? Ali Galip olayına çok sinirleniyor, kendisini tutuklatmak için gönderdiğini. Gönderen kim? Damat Ferit. Vahdettin'e şikayet ediyor. Diyor ki senin damadın yüzünden bunlar oluyor. Senin damadın şöyle, senin damadın böyle, senin bilmem ne böyle böyle diye bu telgrafları atıyor. Telgrafı kapatıyor. Sinan, sevmediğin bir insana karşı mesajı atıyorsun, telefonu kapatıp yatıyor. Ne olur o zaman? Senin kafan rahat ama öbür tarafın kafası karıştı. Bunun üzerine padişah Vahdettin, özellikle Mustafa Kemal'in tüm haberleşmeyi Anadolu'yu kesmesiyle, lan koca padişah, Anadolu'dan bir tane haber gelmiyor. Örnek, Allah muhafaza, diyelim ki Afyon'da bir deprem olsa haberi yok. Kütahya'yı sel alsa haberi yok. Ordu'da fındıklar yansa haberi yok. Böyle padişah olur mu Sinan? Olur mu Ela? Bunun üzerine baktı ki padişah Vahdettin, bu iş böyle olmayacak. Damadı da olsa ne yaptı? İlk defa görevinden aldı. Şimdi herkes şu beşinci maddeyi bir daha okusun. Buyurun. Oku beşi. Milli mücadeleyi baltalayan damat Ferit Paşa hükümeti düşürülerek yerine milli mücadele yanlısı bir... Harikasın. Peki şu an biz damat Ferit'i düşürdük mü? Düşürdük. Çok güzel. Dediğimizi yaptık mı? Yaptık. O zaman mantıken temsil heyetinin İstanbul hükümetine karşı kazandığı ilk siyasi zafer nedir? Damat Ferit'in düşürülüp onun yerine gelecek olan Ali Rıza Paşa hükümetinin kurulmasını sağlamaktır. Bir daha söylüyorum. Biz Sivas Kongresi'yle aldığımız kararı öyle ya da böyle bir şekilde yaptırdık. Padişah Vahdettin'i, damat Ferit'ini görevden almasını sağladık. Bunun üzerine biz ne yorumu yapıyoruz? Temsil heyetinin İstanbul hükümetine karşı kazanmış olduğu ilk siyasi zafer nedir? Damat Ferit'in görevinden alınıp yerine kimin getirilmesidir?
Ali Rıza Paşa. Bu arada Ali Rıza Paşa damat Ferit gibi vatan haini bir insan değildir. Hatta bizim milli mücadelemizde çok çok ılımlı bir insandır. Bunu da bilelim. Zaten bunun da göstergesi ileride gelecek. Bir sonraki ders anlatımında gelecek. Anlaştık mı Sinan? Anlaştık. Ha, o zaman bizim şurada bir not olarak da bir şey yazmamız lazım. Hangi notu yazalım? Şuraya yazalım o notu. Yani kongre kararlarından sonra şurada bir not olarak verelim. Hani boşluk bulduk yazıyoruz ya. Not şu. Temsil heyetinin İstanbul hükümetine karşı kazandığı ilk siyasi zafer. Evet. İlk siyasi zafer damat Ferit Paşa hükümetinin düşürülüp yerine milli mücadele yanlısı Ali Rıza Paşa'nın getirilmesidir. Yazdığım cümle şu zamana kadar 40'ın üzerinde sınav sorusudur. Sadece bu not. Sen işe sadece TYT mantığıyla bakıyorsun. Bu ülkede ne sınavlar var tarih sorulan? O tarih sorularını topladığın zaman en fazla sorulanlardan biri de ne? Ha, bu yazdığım not. Anlaşıldı mı? Şimdi hazır mıyız? Erzurum, Sivas. Önce ne yapıyoruz? Önemli noktalarını yazıyoruz. Doğru mu? Bir, hangi cemiyetler özellikle Erzurum Kongresi'nin toplanmasını sağlamıştır? İndik. İlk defa ulusal sınırlardan nerede bahsedilmiştir? Peki, ilk defa manda ve himaye nerede reddedilmiştir? Ama kesin derse Sivas'ta. İndik buraya. Bize en fazla dış yardım yapan devlet. Sovyet Rusya. Geldim. Niye 3. madde ile 5. madde çelişiyordu? Amacımız neydi? Harikasın. Milli mücadeleye çekmek. İndim. İlk defa bir milli hükümet kurulması kararı nerede alındı? Osmanlı hükümet dışında Erzurum'da. İndik. Burada Erzurum Kongresi sonucunda yasama ve yürütme yetkilerine sahip ne kuruldu? Güzel. Heyet temsili ne zamana kadar görev yaptı? Birinci temsili. Baktık buraya. Biz Batı cephesini hangi kongrelerle kurduk? Güzel. Peki buraya geldik. Neden Sivas'a katılım sayısı az? Ne olayı? Elazığ valisi, Ali Galip ile Ankara valisi, Muhittin Paşa'nın engellemesi. Fransızlar nereye işgal edeceği söylensi? Sivas'ı. Kongreyi gereksiz bulanlar var veya önemini kavramayanlar. Peki. Kongre öncesi özellikle tartışılan konular neler? Siyasi tartışma, manda himaye, kongrenin başkanlığı ve saltanata bağlılık yemini. İndim. Kesin olarak neredeydi manda himaye reddedildi? Sivas'ta. Tüm yararlı cemiyetler nerede birleştirildi? Sivas'ta. İrade-i Milliye bizim neyimizdi? Milli mücadelenin ilk yararlı gazetesi. Ama hocam biz daha evvelden mesela Şark Vilayetleri Cemiyeti'nin Albayrak adında da bir yararlı gazetesini işledik. Ancak dikkat, biz milli mücadeleyi 19 Mayıs 1919'dan başlayarak kabul ediyoruz. Demek ki Albayrak bunun öncesinde çıkan bir gazete. Dikkat, 19 Mayıs 1919'dan sonra mantıken ilk çıkarılan yararlı gazetenin adı İrade-i Milliye. Birinci temin açınca İrade-i Milliye Ankara'ya gelecek Sivas'tan. Adını da ne olarak değiştirecek? Hakimiyeti Milliye. Güzel. Evet buyurun. Batı Cephesi Komutanlığı'na ilk atadığımız komutan. Atanması ilk defa temsil heyetinin hangi yetkisini kullandığını gösterir? Yürütme yetkisini kullandığını. Yani mantıken bir hükümet gibi de çalıştığını gösterir. Peki damat yeri indiriyor muyuz? Evet. İndirip kimi getiriyoruz yanına? Ali Rıza'yı. O zaman bu da neyi gösteriyordu? Temsil heyetinin İstanbul hükümetine karşı kazandığı ilk siyasi zafer. Var mı sıkıntı Sinan? Yok. Mehmet. Yok. Ela, anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Harikasınız. Bundan sonra ise artık kiminle biz muhatabız? Ali Rıza. Ali Rıza nasıl bir adam? Bilimci adlı. Bu arada bir şeyden daha bahsedeceğim. Milli mücadele döneminde biliyorsunuz yararlı ve zararlı gazeteler vardır. Mesela İrade-i Milliye bir yararlı gazetedir. Doğru mu? Hakimiyet-i Milliye onun değiştirmiş adı zararlı bir gazetedir. Yararlı bir gazetedir. Albayrak yararlı bir gazetedir. Doğru mu? Ama hep yararlı yok. Hep yararlı yok. Ne var?
zararlı da var aynı yararlı zararlı cemiyetler gibi. Şimdi bunun bir yöntemini söyleyeceğim size. Bunları oturup ezberlemenize gerek yok. Ezberleme mantığıyla gitmeyin. Örnek. En zararlı gazetenin adı Peyami Sabah'tır değerli arkadaşlar. Bunu bilmeniz lazım. Tamam? Peyami Sabah. Bu Ali Kemal adı verilen bir adamın gazetesi. Bu Ali Kemal zamanında İzmit'te, Kocaeli'nde parçalanarak öldürülecek. Bunu da söyleyeyim. Öyle linç edilerek öldürülecek bir adam. Ali Kemal. Eski İçişleri Bakanı Osman Devleti'nin. Şimdi Peyami Sabah en neyidir? Zararlı. Şimdi bir dakika bundan sonrası dikkatliyim. Şimdi zararlı gazetelerdeki mantık şöyle. Hani demiştik ya cemiyetleri anlatırken. Bazen okuduğumuz bir cemiyetin adı mantıken bize yararlı gibi gelse de zararlı. Bazen okuduklarımız zararlı gibi görünse de yararlı. İşte buraya dikkat. YouTube'dakiler. Örnek. Ben size söylediğim bir gazete ismi okunduğu zaman sanki yararlı gibi duracak ama bunların hepsi zararlı. Örnek. Ay Dede. Bak yüzümüz gülümsüyor. Heh. Nasıl Ay Dede? Lan insan Ay Dede'den kötülük görür mü? Zararlı. Güler yüz. Yararlı mı zararlı mı? Zararlı. Ümit. Zararlı. Zararlı. Alemdar. Alemdar ne demek? Normalde bayrak taşıyan demek. Zararlı, zararlı arkadaşlar, zararlı. Bir gazeteyi okuduğunda yüzün gülüyorsa zararlı. Anladın? Meseleyi bu. O zaman zararlı gazetelerden şöyle 5 tane bir örnek vereyim mi Sinan? Zararlı gazeteler. Hayır bak sen gene yanlıştan başlıyorsun. En önemlisinden başlayarak diyorsunuz. En zararlısı ne? Peyami Sabah. Başka ne var? Güler yüz var. Başka ne var? Ay Dede var. Başka ne var? Alemdar. Ümit var. Başka ne var? Alemdar. Hayırlı olsun. Var mı sıkıntı? Yüzün güldürüyorsa bir gazete anla ki ananı ağlatıyor demektir. Var mı sıkıntı? Kendinize dikkat edin. Amasya görüşmelerinde görüşmek dileğiyle.